Hanımlar, beyler, Cem Yılmaz. Sağ olun. Sağ olun Türkan. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz, gerçekten öyle. Benim altyazım açık mı? Efendim? Altyazım açık mı? Hemen açarız. Nasıl istiyorsanız. Çok teşekkür ederim İhsan. Herkese iyi yıllar diliyorum. Türk televizyonlarında en sevdiğim programa adımı yazdırdım aylar önce. Bugüne kısmet. Çok mutlu oldum çıkmasına. Denk geldi, çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok bekletmek istemiyorum sizi. Hemen rakiplerinizi çağırsam olur mu? İster misiniz? Ha, o zaman çok bekleriz. Efendim, bu programla ilgili. Evet. Evet, o zaman tamam. Hazırım. Erdal Bey gelecek efendim. Erdal Yanarca. Erdal abimizin öncelikle fotoğrafına vurulduk. Sonrasında telefon ettik. Çok tatlı bir sohbet ettik. Gelir misiniz dedik. Biraz işlerim var dedi ama bugün de bir koşuşturması vardı. Bizim için iptal etti, geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, rica ederim yani. Bizim için bir zevk. Çok ama güzel. Değil mi yani hani? Böyle güzelliklere vakit ayırmak lazım. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Bir alkış isterdik mesela. Şimdi böyle güzel bir grubun içerisine böyle bir de abla şefkati, anne şefkati katılsın istedik. Nazife Hanım, buyursunlar efendim alkışlarınızla. Buyur, yardımcı olun. Teşekkür ediyorum. Şöyle yardımcı olun. Onları biraz yüksek yapıyorlar, evet. Kusura bakmayın. Erdal abi. Evet, evet abi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Pek bir telaş falan yok. Yok, çok şükür. Ben kendimi toparlayamıyorum. Maşallahınız var. Beraber toparlarız inşallah. Toparlarız inşallah beraber. Başka biri daha var mı? Var efendim. Hay son Allah. Yarışmacımız. Gelsin mi? Ben kendisinin Twitter'da takipçisiyim. Evet. Genellikle bizim yarışmamıza böyle hani abiler, kardeşler, anneler, babalar hep birlikte katılmak istiyorlar. Biz kabul etmiyoruz. Çünkü hani şampiyonu belirlemiş oluyorlar. Evet. Diğeri asılmıyor yarışmaya. Fakat bugün bir değişiklik yapalım istedik efendim. Gruptan birinin abisi de bizimle birlikte yarışmaya katıldı. Sağ olsun kabul etti. Sayın Can Yılmaz, alkışlarınızla. Harf alıyor. Hem de sesli harf. Abim lazım olduğu için bir tane sesli harf verdim. Yanında bulunsun. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Peki, siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Yani böyle olur da kötü olunur mu? Peki yarışmaya aşina değilmişsiniz. Değilim, evet. Ama hiçbir sıkıntı yok, merak etmeyin. Sizden önce 3 kişi yarışacak. Yolun çakılını dikenini temizleyecek. Efendim? 2 kişi. 2 değil, 3. Ben de var. Ha, sen de mi varsın? İsterseniz de hemen başlayalım. Ne dersiniz? Buyurun. O zaman abim kazandıktan sonra televizyon alacağına söz verdi. Televizyondan fazla televizyon alacaksın. Evet. Kanal? Hayır, hayır. Olabilir. Yarışıyor muyum? Nasıl isterseniz. Cem Bey bir alkış. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Eksik olmayın. Cem Bey'le birlikteyiz. Evet. Başlangıcı yaptığınız için de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Genellikle ilk sırada yarışmak için biraz sıkıntılı der diğer yarışmacılarımız, evet. Ama siz? Vallahi ben bu programı dediğim gibi çok yakından takip ediyoruz ailece. Sağ olun. Bilmemenin erdemi üzerine bir örnek olmaya çalışacağım. Yani kaç para toplamda kazanılıyor? 9800'e kadar çıkabiliyoruz. İyi akşamlar. İnşallah alırım. Beklenti ne yönde? Kaç puan yaparım diyorsunuz? Samimi söylüyorum, gerçekten bilmeme üzerine, yani hep beraber eğlenelim diye buradayım. Tabii o klasikleri de söylemeden edemeyeceğim. Ekran başındaki gibi değilmiş. Burası farklıymış. Evet, burası çok farklıymış. 14 tane soru hazırladım. Evet. 4 harfli cevaplarla başlayacağız. 10 harfli cevaplarla bitireceğiz. Evet. Söz dizisi dediğimiz zaman 2 kelimedir. Evet. Hazırım dediğiniz anda girelim. Ay, ne diyorsun? Arkandayım. Yani arkandayım. Sen evet. Alamazsan ben alırım. Tamam, başlayalım. Başlasın. Hayırlı tamam. Uğurlu olsun. Yeni yılda inşallah nice güzel programları olsun. Hepimiz için güzellikler diliyorum. 4 harfli başlıyoruz. Bir de alkış istiyoruz. Uğur olsun.
Cem Bey'in ilk sorusu efendim. Dört harfli bir cevabı arıyorlar. Harfleri hazırladı elinde. Gelsin de görelim bakalım. Nasıl bir soruymuş? Diyor ki hastane, ev, fabrika gibi yerlerde kullanılmış ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tümü. Atık. Olabilir. Durdursak mı? Durdurdular. 7 saniye içerisinde atık cevabını verdiler. Sonuç 400 puan. Şahane. Bak, daha hiç harf kullanmadım ha. Dikkat et. Çok iyi. İkinci soru yine 4 harfli. Hep böyle devam etsin. Şahane. Gelsin de görelim. Nasıl bir soruymuş? Diyor ki siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika için kullanılan bir sözdür. 4 harflidir. Siyasal anlamda. Evet. Batı. Deriz. Doğru cevap mı? Kesinlikle öyle. İhsan Bey şu anda ne kadar yattı hesaba? 800 lira. Ah iyi İhsan. Hani eve dönebilir miyiz diye. Olur olur. Bununla birlikte 4 tane puanlara çıkacak evet. İnşallah. Biraz böyle üzerinde oynanmış şakalı bir kelimedir. Buyurun gelsin. Pek anlamam ama. Yüz göz olunmuş serbest ekonomi yanlısı. Serbest ekonomi onun yanlısı. Yüz göz olunmuş. Liboş. Hiç harf almadan 1500 puan daha. 1300 kasa. Hayret işte hayatımda olmayan bir kelime yani. Dört harfliler bitti. Beş harfli cevapları da bitirmek üzereyiz. Dördüncü sorumuzdur efendim. Bir an önce gelsin. Genellikle güneş ve yansımaların sebep olduğu bir tür gündüz düşü. Evet. Serap. Aynı zamanda bir kadın ismi. Serap 500 puan daha kazandırdı Cem Bey'e. Çok özür dilerim. Buyurun. Mola buyurun. Alabilir miyim? Lütfen. Baba bize de bir şey bırak ya. Ne tamam da yani 1000 lira oldu şu anda. Al al. Kaçalım, al gidelim. Gidelim al gidelim yeter. Biz karar verdik 1000'i alıp gitmek istedik. Aile. Nasıl olsa bir şey kaybetmeyeceksiniz. Buyurun gelsin. Şimdiye kadar, şimdi mi 5? Hayır. 5'leri bitirdik, 6 harfli cevaplardayız. Evet. Bu 5. sorunuzdur. Buyurun gelsin efendim. Evet. Yine tek bir kelime. Diyor ki, yakışık almayan, uygun görülmeyen tavır ve davranışlarda bulunan kişi. Böyle kişiler için kullanılan bir söz ki, sıfat olarak daha çok kullanılır. Bir harf alalım isterseniz. Tabii ki. Durdurup alamıyorum. Durdurup alıyorum. Sizin canınız nasıl isterse. Bir N harfi. Sonuna bir ek almış. N'den sonrası ek aslına bakarsanız. Yakışık almayan, uygun görünmeyen tavır. Tavır ve davranışlarda bulunan kişi. Böyle kişilere ne denir? Olmadık yerde olmadık şeyi söyleyen. Serap. O çıkmış. N'den sonrası ek. Evet. Hani bir şey yok bunda. Yakışık almayan. Ne nokta nokta densiz. Adı. Nedir efendim? Densiz. Densiz 500 puan değerindedir. Liboş, densiz. Yok. Tanıdık birine doğru gitmiyor. Hiçbir yere doğru bir mesaj göndermiyoruz. Mesela bakın bundan da bambaşka yerlere mesajlar çekilebilir ama biz gayet masum bir şekilde hazırladık. Buyurun gelsin. Diyor ki alafranga hamsi ezmesi. Ançuez. Bilmiyorum siz söyleyin. Nedir efendim? Ançuez. Ançuez. 600 puan değerinde 2900 kasa. Kalk gidelim. Bu gidişat 9000'e doğru. Hemen bence vazgeçmeyin. Bu arada küçücük bir şey söyleyeyim. Genellikle ilk 7 harfli cevapla birlikte 2000 puanı görürüz yarışmada. Evet. Siz 6 harfli cevapları daha yeni bitirdiniz. 2000'i aştınız bile. Evet. Süre derseniz 3 dakika 25 saniye. 1 dakika bile harcamamışsınız. Yarısı bitmek evet, üzere. Sağ olun. Çok kolay soruyorsunuz. Ha, hiç de kolay değil. Her zamanki gibi. Ançuez yani çocukluğumuzdan beri. Değil mi? Buyurun. Bu daha bize yakın bir yiyecektir. Ançuez'den daha bizden bir yiyecektir. Gelsin. Seyyar ızgaralarda hazırlanan halk köftesinin halk ağzındaki ön adı. Nokta nokta köftesi. Tükürük. Olabilir. 7 harfli. Bizim aradığımız cevap mı? 3600. Allah'ım yarabbim. Yer miyiz birer çeyrek? Çıkışta inşallah. Evet, 9800'ü işte. Aldıktan sonra. Buyurun gelsin efendim. Mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Ucu sivri bir şeyle veya elle hafifçe itmek. Dürtmek? Olabilir. Güldüme bakmayın. Harf alayım bir tane. Buyurun gelsin.
Mastardan geldi. Olma. Bence cesur olmakta evet, fayda var. Dürtmek. Aynen öyle. 600 puan değerinde 4200 oldu kasa. Daha önce de sordum. Bu soruyu sıkıntı yarattı da ondan dolayı. Yani çabucak bildiniz. Ona sevindiğim için güldüm. Ne oldu? Kağıtlara bakıyorum da ne var diye. Boşa getirmişsiniz. Hiç kullanmadım. Hiç kullanmadınız vallahi. A var, Z güzel var. Belki buradan başka bir kelime yaratabiliriz. Buyurun. Gelsin mi bir diğeri? Biraz dolaylı bir soru. Cem Bey'in ilk 8 harfli cevabı. Gelsin görelim. Ticari söz düellosu. Harf alayım. Buyurun gelsin. Durdurabiliyor muyum? Yok. Cevap verecekseniz durdurursunuz tabii. P harfiyle başlıyor. Ticari söz düellosu. Harf alayım. Ü değil U yalnız o. Duello. Duellosu. Almak zorundayım bir tane daha. Alırız. Gelsin bir tane daha. Şimdi bir durup düşünelim. Zamanımız çok zaten. Evet. Yani alışverişte yapılan söz düellosu. Alışverişteki söz düellosu. Satıcı ve alıcı arasındaki... Evet. Pazarlık. Söz düellosu olsa olsa pazarlıktır. 500 puan kazandınız. Çok süre yedim. Çok süre harcadım. 2 dakika 32 saniye var. Toplam sürenizin yarısından fazlasına sahipsiniz. 5 tane soru kaldı. 5 soru kaldı, evet. Gayet güzel. Devam ediyor. Melez bir tabir. Yarısı bizden, yarısı Yunanca kökenli. Tek bir kelime oluşturmuşlar. Değil. Şöyle bir şey. Gelsin. Diyor ki büyük şehir anlamına gelen melez bir tabir. Metropol. Yarısı bizden. Yarısı bizden. İki kelime yan yana gelmiş, bu kelimeyi oluşturmuş. Kelimelerden biri bizden, ta Orta Asya'dan getirmişiz. Bunu da komşudan almışız, Yunanlılardan. Kent, Ekide. Kent. Nasıl bir kent? Mega kent. Olabilir. 8 harflidir mega kent. Durdursak mı? Evet. Mega kent. 800 puan değerinde. Ha. Çok özür dilerim. Buyurun. Yayıncılık kurallarına belki aykırı olabilir. Bence abimin tansiyonuna baktıralım. Para kalmadı kasada. Nereye çekilir? Neden efendim? Neden? Kalmadı, para kalmadı. Daha yüksek puan alabilirsiniz. Peki. Kolay değil miydi? Belki. Kulağa hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor. 8 harfli cevapları bitiriyoruz şu soruyla birlikte. Yabancı kökenlisini vereceğim, Türkçesini sizden isteyeceğim. Rafineri sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır. İki kelime yan yana gelerek bu kelimeyi oluşturmuştur yine. Bir küçük yardımım olsun. Buyurun hocam. Fabrikanın Türkçe karşılığı üretim evi. Rafineri. Fabrika üretim evi ise rafineri ne olabilir? Rafineri. Harf alayım. Gelsin görelim. Mevi. Rafineri. Yaygın yabancı. Dolum. Dolum. Doldurmadan önce başka bir şey yapıyorlar Cem Bey orada. Doldurmadan önce. Bir tane daha. Bir harf alayım. İnşallah sondan gelmez. Olabilir. Önce bir ham geliyor. Evet evet evet. Bunlar onunca onu böyle süzgeçten, filtrelerden. Arıtma evi. Ah. Emin miyiz? Evi ise sonda 3 tane boşluk var. M harfiyle bitiyor ilk kelime demektir. Vazgeçmeyin o bulduğunuzdan. Onu azıcık değiştirin. Arıtım. Yani tamamı. Arıtım evi. Arıtım evi 700 puan değerinde. Bu kadar. 6200. 3 tane soru kaldı geriye. 2900 puan değerinde o 3 soru. 6200 puandasınız. Evet. 2900 daha 9100 puana kadar çıkabiliyorsunuz. Hiç harf almazsanız zaten 9800'e ulaşabilirdiniz. Evet. Yani çok başarılısınız efendim. Buyurun gelsin. Diyor ki uygun, mütenasip, yaraşan anlamlarında erkeklere yönelik bir iltifat sözü olarak kullanılan bir kelimedir. Uygun, mütenasip, yaraşan. Yaraşan. Erkek. Yanıma yaraşıyor. Almak zorundayım bir harf. Süreniz var. 100 puan fazla kazanalım da 0 saniyeyle bitirelim. Bulursunuz bunu. Tek kelime, sonunda ek var, 9 harfli. Erkeklere yönelik bir iltifat sözü. Yani kadınlara güzel denir. Evet. Erkeklere de namütenayi. Ne bileyim. Hadi bir harf. Evet. Süremiz azaldı çünkü. Bir harf istediler. En olmadık yerden. Evet gerçekten. Bir tane daha. Yaraşan. Yanıma yaraşıyor. Koluma takar gezdiririm bunu.
Koluma takar gezdiririm. Hiç öyle bir erkek olmadı. Onun için. Bir tane daha, süre çok azaldı. Bir harf daha. Uygun mu? Evet. Nasıl bir adam? Müsaade. Aman efendim, yakışıklı. Yakışıklı, 700 puan değerinde. Yanıma yakışıyor. Ya yaşam, evet. Ama insan çok... Arkadaşlar çok uzak olduğum bir sıfat mı? Yani onun için. Yani yakışıklı. Bir de zaten iltifat gibi bile değil aslında. Evet, yani ben olmazsam sen hiçsin, evet, diyor. Yakışıklı. Bana uygun anlamında. Bana uygun anlamında. İki kelimeden oluşuyor. Mema diye bitiyor. Mekmak diye değil. Evet. Sokak jargonu diyelim. Biraz eskilerde kaldı. Onu da söyleyelim. Uzun bir soru, dikkatli okuyalım. İki soru daha var. Hallederiz. Erken basarsınız. Diyor ki, efsanevi bir Hollywood aktörünün adından yola çıkarak afili bakış atmak anlamında kullanılan tabir... Clark çekme. Clark çekme, 1000 puan değerinde, 7900. Şahane. Son sorudur, son cevaptır. Son soru mu? Aynen öyle. Tam ısınıyorduk ya. Daha yeni alışmıştık. Yine iki kelimeden oluşuyor, yine birleşik kelime. Yan yana yazılıyor, arada boşluk yok. Biraz gerilerde kaldı bu. Artık unutuldu. Metrolarımız, metrobüslerimiz var. Aha. Buyurun gelsin. Gerilla tipi toplu taşıma aracı. Of be. Harf gelsin mi? Harf lütfen. Bir tane harf. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Bir tane daha. Durduralım artık Cem Bey. 1 saniye kadar durdurduk. 2 tane K. Çok kritik yerlerden geldi ikisi, evet, de. Gerilla tipi toplu taşıma aracı. Yolcu. İki kelime. Kaptı kaçtı. Kaptı kaçtı. 800 puan değerindedir. 9000 olmadı, olsun. 8700. Çok teşekkür ederim. Çok da başarılıydınız. Sağ olun. Gerçekten öyle. Biraz uğraşmaları gerekecek sizi geçmek için. 8700. Teşekkür ederim. Şahanedir. Alkışlar uyalım. Daha kuvvetli. Alkışlar sizin için Erdem abi. Estağfurullah. Cem Bey nasıl yarıştı? Muhteşem. Vallahi öyle. Vallahi. 8700 puan kolaylıkla kazanılabilecek bir puan değil. 14 tane soru soruyorum. Yalnızca 11 tane harf aldılar. 1 saniyede arttırdılar. Kaç soru soruyoruz abi? 14. Benim için ona düşürsek. Ona mı düşürsek? Abi bak. Hayatta yetişemezsiniz. Şuta çok yükseldi. Hayatta yetişemezsiniz. 20'ye çıkarttım deseniz de tamam, anlayacağım da. Peki. Dikkatli olursak halledilir. Çok dikkatliyim abi. Yani bekliyorum. Müthiş dikkatimi Cem Yılmaz'a verdim şu anda. Yani müthiş dikkatliyim. Abi arkamdasın değil mi? Buradayım abi. Tamam abi. Başlasın o zaman. Hazırım. Hazırız. Hadi gelsin. Buna basacağım değil mi? Aynen öyle. Okay. 4 harfidir, tek bir kelimedir. Erdal Bey'in ilk sorusudur. Diyor ki, sınıf atlamış küçük esnaf. Bu bir kısaltma. Bu bir kısaltma. Harf alayım. Alalım. Hani banka reklamlarında falan sıkça çıkıyor. Kobi. Kobidir o. 300 puan değerindedir, doğuracak kasaya. Şimdi sokak jargonu, fakat yine böyle kaptı kaçtı gibi biraz gerilerde kalmış bir şey. Yeni nesil artık bunu kullanmıyor. Çünkü giyim tarzı da değişti. Buyurun gelsin. Diyor ki, argoda koyu renkteki, koyu mavi renkteki takım elbiseler için kullanılan fiyakalı bir söz. Harf alayım. Koyu mavi renkteki takımları çekti. Laci. Lacileri çekti. 300 puan daha, 600 yaptı kasayı. 5 harflidir, tek bir kelimedir. Gelsin görelim nasıl sorulmuştur. Diyor ki, kelime anlamı sağlık, barış ve güvenlik olan, karşılaşmalarda esenleşme sözü olarak kullanılan Arapça kökenli bir söz. Birisiyle karşılaştığımız zaman esenleşmek için bu kelimeyi kullanırız, kısa yoldan. Asıl anlamı barış demektir. Karşılaştığımız zaman barış der gibi birbirimize. Harf alacağım. Yapmayın abi. Merhaba. Bilmiyorum. Selam. Selam aslında barış demek. 400 selam. Puan değerinde. Daha kolayı var. B harfli cevapların ikincisi, tek bir kelime şöyle sorulmuş. Gelsin. Eğreti düğüm. Bu benim uydurduğum bir tabir değil. Türk Dil Kurumu da böyle açıklıyor bu kelimeyi. Eğreti düğüm. Kolay çözülebilen düğüm. Harf alalım. 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 İ harfiyle başlıyormuş. İlmek. İşte o kadar. 400 puan daha, 1400 kasa. Orada var. 4 soruyu bitirdik. Yalnızca 4 tane harf aldık. Halihazırda
dur bir hesap yapayım. 7 tane daha harf alabilecek durumdasınız. 6 harfli cevaplarınızdan hiç harf almadan 1200 puan kaldıracağınıza eminim. Buyurun gelsin efendim. Bir el aletini soruyoruz. Asli görevinin yanı sıra şişe açacağı olarak da kullanılan bir alet. Aynı zamanda epilatör olarak kullanılır. Öyle öyle. Vallahi öyle. Erkek berberleri aynı zamanda epilatör olarak kullanırlar. Bunu. Bunu. Yani ben sizin deneyimlere dayanarak bunu rahat cevaplayacağınızı düşünmüştüm. Vallahi ben de öyle düşünüyorum. Şişe açacağı olarak kullanılır asli görevinin yanı sıra. Asli görevi o öyle mi? Asli görevi o değil. Vallahi testereyle bile açtık biz şişeyi testereyle ama bu nasıl bir şey? Bir harf alayım abi. Buyurun gelsin. Daha çok hani açacak olmadığında kullandığımız... Kıl testere. Kıl testere. Harf alacağım abi. Erkek berberleri epilatör olarak kullanırlar bunu. Abi var yapma. Mı hocam? Ben yapmadım. Var, değil mi? Öldüm, erkek değil mi? Berberleri öldüm. Kullanmaz mı bunu epilatör olarak? Kulaktakiler falan hani temizlemek için. Evet. Harf alayım abi. Alev kusan bir alet. Bu. Bu evet alev kusan. Ya abi çakmak da yani bu kadar dolaylı olamaz. Ama ne yapalım yani. 300 puan değerinde bu kadar mı? Yani kaç kişi var burada? Yaklaşık 100 kişiyiz. Hepsinin cebinden 70 tane çakmak çıksa hepsinin arka tarafı çentiklidir yani. Ya benimkiler de öyle de. Yani o zaman bak, çok da dolaylı değil olayı demek. Testereye kadar götürdüm ama. Neyse atlattık. Buyurun gelsin ikincisi. 6 harfli cevapların ikincisi de şöyle bir sorusu vardır. Fısıltılı dedikodu. Fiskos. Bu kadar. 600 puan daha 2000'i açtık. Çok güzel. Fiskos. İyi Cem Bey bu noktadayken 2600 puandaydı. Siz 2300 puandasınız. 300 puan farkımız var. Onu da toparlarız. Tabii. Daha yarısına bile gelmedik. Buyurun şununla birlikte tam ortasındayız yarışmanın. İri taneli işkembe yemeği. İşkembe çorbasının yemeğe dönüşmüş hali. Şırdan. Damardan diyeceğim ama değilmiş. Damardan demeyin. Yani onun damardanı var, şırdanı var. İri tanelisi. İri tanelisi. İşkembe çorbasının yemeğe dönüşmüş hali. Harf alayım. Yapmayın Erdal Bey. M. Alayım dedim yani. Ne tuzlama. De? Tuzlama. 600 puan değerinde. Bunları kaçırmamak lazım. Çok haklısın, çok haklısın. Evde kaçırmıyorum da işte burada maalesef kaçırıyorum. Sana. Yani bugün yılbaşı günü en çok tüketilecek şey sonrasında. Sonrasında. Gelsin ekran bakalım başında, İhsan Bey ekran başındakinden çok farklı. Tahmin yani, ediyorum. Hayır, hayır burası diyorum. Burası, or- arka tarafta. Bunu hiç söyleyen olmadı hep orada söylüyorlar. Diyor ki Mersin işi havuç lokumu. Ya çok iyi bildiğim bir şey bak şimdi ismi aklıma geldi. Mersinli Süpernova diye sordum daha önce. Geldi. Nedir? Cezerye. Cezeryedir. 700 puan değerindedir. 3600. Birkaç soruya hiç harf almadan cevap vermek lazım. Şu anda 9000 puana ulaşabilecek durumdasınız. En fazla 3 harf alabilirsiniz. Benim elimde 6 tane soru var. Çok güzel. Gelsin o zaman. 8 harfli cevapları bitireceğiz. Diyor ki kalın, yüksek ve güçlü bir sesle bağırmak. Sular gibi. Çağlayan sular gibi. Bağırmak diyor değil mi? Bağırmak. Tamam doğru doğru. Gürlemek. Gürlemek hiç harf almadan 800 puan kazandırdı Erdal Bey'e. Tamamdır. Elimden gelen yardımı göstereceğim çünkü bugünkü soruların arasında en zor olanı bu. Kaç harf alayım bunda? Burada hiç harf almadım. Tamam. Hadi gelsin. Şöyle bir sorudur. Diyor ki bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği gibi olaylardan duyulan mutluluk görmek fiiliyle birlikte kullanılır. Mürüvvet. Mürüvvet 800 puan değerinde. Hiç harf almadan. Her şey daha derli toplu hale geldi. 4 tane soru kaldı. 3 tane harf alabilirsiniz. 2 saniye arttırırsanız Cem Bey ikinci sırada siz birinci sıradasınız. Buyurun gelsin efendim. Yeni soru. Diyor ki bir İskambil oyununda, İskambil oyunlarında pas geçmek. Bu kadar. Okumaya bile gerek yok. O ele katılmamak pas geçmek. 6100. Nazife Hanım'ın, Can Bey'in gözler böyle açılmaya başladı. Planlar değişiyor. Biz de tehlikedeyiz abi. Onca yıllık kariyer var ya.
Abi dört harf alırım, olay biter. Gelsin devamı. Nasıl bir soru? Yola çıkmışken, yola çıkmak üzereyken anlamında bir tabir. Birleşik yazılır. İki kelimedir, birleşik yazılır. Zamanımız var. İstediğimiz kadar düşünürüz. Durdurduk mu bir 30 saniye daha hakkımız olacak. Yola çıkmışken, yola çıkmak üzereyken kalıplaşmış bir tabir. İki kelime yan yana. Bir harf. Alayım. Gelsin. Kötü yerden. Bir tane daha. Alayım. Hadi gelsin. Yola çıkmışken, yola çıkmak üzereyken neler söylüyorsun bana? Veda etmedim. Yola çıkmak üzereyken dert çıkardın. Harf alayım ha. Yapmayın hocam. Y var, A var. Durduralım. En güzeli. Müziği arttırabilir miyim? Gider ayak. Nedir o? Gider ayak. Gider ayaktır. 600 Bravo. Puan değerindedir. 3 soru var. 2 soru var. Hiç harf almayacağız. 10 harfli cevaplar kaldı. 2 tane soru var. Hiç harf almadan cevap vermeniz lazım. Bir de 2 saniye arttırmak lazım. 30 saniyeleri kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Hesabınızı yapmışsınız zaten. Gelsin sorular. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Biri hakkında alaylı dedikodu yapmak. Durduralım mı? En güzeli. Alaylı dedikodu yapmak. Biri hakkında alaylı dedikodu yapmak. O kişiyi... Kafa bulmak gibi bir şey mi? Kafa bulmak gibi bir şey değil. O kişiyi... O kişiyi nokta nokta. Tiye almak mı? Tiye almak da değil o. Alaylı dedikodu yapmak. Yüzüne karşı da tiye alırsınız ya da kafa bulursunuz. Tek kelime mi bu? İki kelime. Mastarla bitmekte iki kelime. Bu bir deyim. Biri hakkında alaylı dedikodu yapmak, o kişiyi... Nazife Hanım bilir. Yok mu? Düşünüyorum. Tefe koymak. Zordu. Hiç kullandığım bir şey değil. Hiç kullandığım bir şey değil. Son soru, son cevap gelsin de görelim. Argo'da habersizce birbirinin aynısı kıyafetler giymek. Kolaydı bu ya. Fişti olmak. Fişti olmak. Erdal Bey'e kocaman bir alkış. Çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Ne kadar rahattınız buraya gelince Benjamin'in yüzünden mi? Evet. Benjamin heyecan mı yaptı biraz? Bir de Cem Bey'in 8700 puanı. Cem Bey bize bir şey bırakmadı valla. İhsan Bey. Buyurun. Hiç ekran başındaki gibi değil. Değil, gerçekten değil. Ekran başında kaç puanlar alıyorsun? Valla hiç puan tutmuyorum ama çok zevkle izleyerek cevaplıyorum. Ama yaşa. Bir de grubun arasındaki en çok bulmaca çözen sizsiniz. Her evet, gün çözüyorsunuz. Evet, çözüyorum. Bir adım öndesiniz demek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Erdal Bey az daha geçiyordu Cem Bey'i. Tefe koymak sorusunda takıldı. Evet. Aynı ritmi sürdürelim yeter. Tamam mı? İnşallah. Arada bir tane dostumuz arkadaşımız yok problemde. Herkes beni geçme. Ben abimden bekliyorum bir şeyler. Bakalım. Rekon. 8700 kolay geçilebilecek bir puan değil ama elinden geleni yapacak. Teşekkürler İhsan. Sizinle yarışmak da güzel. Dört harflidir şöyle sorulmuştur. Görelim. Kelimeleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılan bir işaret. Tırnak değil, virgül değil. Tırnak değil. Dört harfli. Harf alayım. Buyurun. Yazdım da kelime yarım kaldı. Aşağıdaki satıra geçeceğim. Ay. Dikişte tire. De kullanılıyor. Tire. Nedir o? Tire. Durdursak mı? Nedir? Tire. Tiredir. 300 puan değerinde. Hangi soruları tercih ederdiniz? Cem Bey'in sorularını mı, Erdal Bey'in sorularını Cem mı? Bey'in. Cem Bey'in sorularını. Evet. Daha mı kolaydı? Daha kolaydı. Daha kolaydı. Bence algıda seçicilik ya, hadi neyse. Buyurun gelsin bakalım. Şöyle bir soru. İhsan Bey çok özür dilerim. Buyurun. Şurası var ya, şu bölüm. Hiç ekran başındaki gibi. Değil mi? Çok. Onu yılbaşı için özel yaptırdık. Ondan dolayı olabilir. Nazife Hanım'ın ikinci sorusu. Gelsin görelim. Taşınmazlar için mülkiyet hakkı belgesi. Tapu. Nedir o? Tapu. Tapudur. 400 puan değerinde 700'e çıktı. Biraz dolaylı soru, dikkatli olunuz. Gelsin de görelim. 5 harfli bir cevap. Dünya evinin temel atma töreni. Düğün. Ne güzel. Bunu daha önce sordum, zifaf diyen çıktı. 500 puan değerindedir.
Fransızca kökenliler. Bir sıkıntımız yok onlarla. Trabien. Trabien. Çok biliyorum ama neyse. Gelsin görelim. Bunu hepimiz biliyoruz. Kalça ve putların bütünü için kullanılan alafranga isim. Kalça ve putları. Kalça ve putların bütünü için kullanılan Fransızca kökenli. Yayında değilsek. Harf alayım mı? Lütfen buyurun. Harf aldılar. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. Hiç bilemedim. Bas çıktı. Baskı. Baskı mı? Fransızca değil. Basma. Basma filan. Bastı, baskı. Ya o bölgeye ne deniyor? Hani bir şeyi geniş, bir şeyi dar. Kalka. İhsan Bey yayında mıyız? Yayındayız Cem Bey. Yayındayız. Halen yayındayız. Yayında olmasak biz Arda daha bile bulduk da. Üç harf ama. Üç harf mi? Üç harfisini bulduk evet. Baskı, İki harf da arttırdık. Öbür programa kullan. Basma değil o. Şunu bir durdurayım de. Durdurmadık mı? Hani geniş. Benimki geniştir. Çıkar mı? Harf verecek. Harf veriyor. Ay takıldım valla. E ne? İyi ver. Geliyor. S'nin yanına kondurursunuz onu. Kıymetimi bil abla. Baset. Baset mi? En koydum. Ne, tamam güzel oldu da sonuna. Baser. Baser. Baser de değil. Basel, evet. Baser. Gittik oraya biz turneye Baser. Gittik. Baser mi Baser? Nedir nedir? Baser. Alkışı duyayım. Baser biraz aşağısı değil mi? Neresi? Baser ne şurada? Tamam işte kalça ve butlar. But burası değil mi? Tamam. Gelsin efendim yeni soru. Ay çok zorlandım neyse, burada. Bu kolay. Adı tuvaletin kibarcası olarak kabul edilen vitrifiye ürün. Alafranga değil. Alafranga değil. Bu da alafranga da. Harf alayım. Lavabo. Nedir? Lavabo. Lavabodur. 500 puan lavabo değerinde 1900 kasa. Çok süre harcadım. Biraz öyle oldu. Evet. Ama tam sizlik bir soru geldi. Hadi bakalım. Sivas ağzından. Gelsin de görün. Gelsin. Bastık da denen yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi. Bastık da denen içinde kurutulmuş meyve. Sivas'ta da diyorlar bastık buna. Bana ceza. Peki ulan harf alayım. Peki. Meyveyi eziyorlar sonra kurut. Pestil. Nedir? Pestil. Pestildir. 500 puan değerindedir. ...2400 puan yapmıştı Erdal Bey bu noktadayken. 100 puan ileridesiniz. Hadi. Çok harf aldım diyordunuz. Buyurun gelsin efendim. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak süt üretim tesisi. Ne ola ki? Kombine. Kombine değil o. Süt üretim tesisi. Harf alayım. Yapmayın. Kombine mi? Mandıra. Sütü nerede kombine üretirler? Süt, peynir. Ay, hayvanlar da barınır orada. Oo. Küçükbaşı, büyükbaşı. Çiftlik. Ay, harf alayım. Alalım bir tane daha. Kolay yer. M harfi. Mandıra. Durdurun. 500 puan değerinde. İki kelime birleşik yazılmış. Eviniz müstakil mi? Apartman dairesi. Apartman. Apartman dairesi. Geniş giriş diyorlar ya. Evet. Onlardan. Gelsin. Giriş çıkış için merdivene gerek duyulmayan yerlere yönelik bir tabir. Bizim ev nokta noktadır. İki kelime yan yana. Labirent. Labirent olabilir mi? Labirent olur mu Nazife Hanım? Allah labirent çıkış. Durduralım bence. Durduralım. Durduralım. Durdurduk. Giriş çıkış için merdiven. Ablacığım gelir misin bir dakika? Antre. Antre değil Türkçe. İki kelime yan yana gelmiş. Hani bizim ev nokta noktadır. İşte kolayca buzdolabını alır dışarı çıkartırsın bilmem ne yaparsın. Taşınması kolay. Çok yardımcı oluyorsunuz İhsan Bey. Düz ayak. İhsan Bey. Tamam. Bir şeyi bekliyorum. Düz ayak. Yani. Hiç merak etme. Düz ayak. Nedir? Düz ayak. Doğru. Dursunlar. O kadar seviyorum ki sizi. Bugünün tek bir ikilemesi vardı. Yani aynı kelime iki defa tekrar ediyor. O da sizin için. Buyurun gelsin. Başlamadan önce çok özür dilerim. Buyurun. Ben ablamı gerçekten çok başarılı buluyorum.
Ekran başına da gittim baktım. Buradan çok farklı. Gerçekten farklı. Vallahi çok. Gelsin görelim. Ama heyecan yapmayın. Sakin cevap verin. Sakin sakin. Diyor ki açığa vurmayarak gizlice. Anlamlarında iki kelime. Şarkılarda filan geçer. Gizli saklı. Aynı kelime tekrar etmiş. Bir harf alayım. Durdurdular da bir de üstüne üstüne. Çok güzel yerden geldi ama. Yani o Ç harfi sondan üçüncü harf aynı zamanda. Oho İhsan Bey. Ama efendim ikileme yani bunu bilmesi açıktan lazım. Açıktan verin 9000 lirayı. Hiç yarışmayalım. Şarkılarda filan geçiyor. Açıktan. Açıktan değil açıktanı Cem Bey söyledi. Açıktan. Gizlice anlamlarındaki ikileme. Ay. Yanıyor. Birinci çinko. Kafa başka yere gitmiş. Ay. Aç kapa. Aç kapa mı? Ay. Şarkısı var. Yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Senin yüzünden. Hı, söylüyor da. İçin için. Ay. Yanıyor. Evet. Ekran başında çok farklı. Ekran başında efil efildi. Burada çok farklı. Ama öyle yani. Gerçek. Yedi puanlarım. Gitti puanlar. Yetişemeyeceğiz de işin kötüsü artık Cem Bey. Durdurdum yoksa harf alabilirim. Bundan sonra Yılmaz kardeşler arasında sürecek efendim mücadele. Evet. Olsun. Biz keyfini çıkartalım. Evet. Buyurun gelsin yeni soru. İki kelimeden oluşuyor. Diyor ki tencere, tava, sahan gibi mutfak eşyalarının tamamı için kullanılan bir tabir. İki kelime. Bütün nokta nokta kirlenmiş. Bulaş. Nokta noktayı yığarım kafana. Tabak. Tencere, tava, sahan. Tencere, tava, sahan gibi mutfak eşyaları. Tabak, kap bardak. Kaşık. Ne? Kap kaşık. Kap kaşık değil o. Kap kaşık. Bir yere kadar güzel geliyor. Bir yere. Sonra dağılıyor. Kap güzeldi de. Kap. Kapkacak. Kapkacak. 800 puan değerinde. Ha gayret. 4 tanecik kaldı. Buyurun gelsin. 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor efendim. Diyor ki hem kucak çocuğu hem de sıkıntıya güç işleri alışmamış nazlı büyütülmüş çocuk veya evet, genç evet, anlamlarında bir söz dizisi. Evet. Uzun da soru. Evet hem kucak çocuğu hem de 2 kelime. Bir harf alayım ben. O daha nokta nokta derler ya. Ana kuzusu. Nazife Hanım açıldık ama treni kaçırdıktan evet, sonra. 800 puan. Cem Bey vermez mi bir puan? Zannetmiyorum. 9 harflidir tek kelimedir gelsin görelim. Sondan 3. soru diyor ki tanışmalar ve anlaşmalar sırasında yapılan bir ritüel. Tanışmalar ve anlaşmalar arasında yapılan bir ritüel. Tanıştığımız zaman ne yaptık biz sizinle? Tokalaşmak. Yapıştırın gitsin. 900 puan daha. Kasa oldu 5400. Ha gayret 2 soru kaldı. Gelsin görelim. Gurbetteyken duyulan hasret. 2 kelime. Ay çok iyi bilmem lazım. Çocuklarım gurbette. Neredeler? Biri 2 tane Londra'da, biri Avusturya'da. Allah Allah. Evet. Sıla hasreti. Maşallah. Hasretin yerine ne koyalım? Sıla. Sıla. Özleme. Yapıştırın. 1000 puan daha. Sıla özleme 6400 yaptı kasayı. Çok özür dilerim. Merhaba. Merhaba efendim. Türk Dil Kurumu'ndan geliyorum. Ablayı tevkif etmedim. Cem Bey. Tamam. Cem Bey. Problem yok, problem niye yok. Niye efendim? Motivasyonumu düşürdün. Erdal Bey'den daha çok puan alacaksınız. Ya niye motivasyonu? Düşman gibi. Cem Bey çok hızlı başladı. Aa, onlar çok iyi anlaştılar da o yüzden en azından. Çok da hızlı başladı yani yok. Olmadı böyle. Siz de hızlı başladınız. Buyurun gelsin. Son soru son cevap. Bir kötü niyeti yok. Hiçbir kötü niyeti yok. Heyecandan alır, cevap veremiyor amirim. Tamam. Ele alır almaz çabucak tek seferde anlamında bir söz dizisi. Ele alır almaz. Ele alır almaz çabucak tek seferde. Top birlik. Top birlik? Katma. Alıyoruz. Tamam efendim. Harf alayım. Harf. Anlaşıldı amirim. Alıyoruz. Alıyoruz. Benim. Bilerek yapıyor efendim. Ele alır almaz çabucak. Top birlik. Çok. Programın yeni yılda yeni adını koydu abla. Bence top birlik programı.
Ay. B ile başlıyor bir de. Lütfen yardım edin. Dur dur dur. Kelime B ile başlıyor. Top bir kelime. İki kelime. Hani işleri nasıl hallettim? Beraberce. Top birlik hallettim. Öyle değil. Bir güzel de. Birlikte. İki kelime. Bir seferde gibi. Bir. Bir avuçta bir. Hani böyle yumurtayı. Bir çırpıda. Bir çırpıda. Çok özür var. İnsan yapacağını yaptı. Çok teşekkür ederim. Daha kuvvetli. Beni geçirdin. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Can Hoca. Can Hoca. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Biraz böyle zorlamak durumunda kaldık ama çok mutlu olduk. Biraz abi. Öyle çok oldu sağ ama olun. İnsan sen yabancı değilsin diye kabul et. Eksik olmayın. 8700'ü aşarsanız daha da tatlı olur bence sonuç. Tabii iyi olur inşallah. 2014'e böyle girersiniz. Güzel girelim. İhsan Bey. Buyurun. Bu program vesilesiyle 23 yıldır görüşmediğim abimle görüşeceğim. Çok değişiksin. Sağ olun. Efendim, dostlar bu duygulu bir an. Ekran başında hiç böyle değil. Burada çok farklı. Nasılsın? Jüriyi etkileme lütfen. Jüri mi? Ne jüri? Ha jüri yok mu burada? Bak buna basıyorsun. Takıldığın yerde buna basıyorsun. 14 tane soru. En fazla 11 tane harf alabiliriz. 11 tane. Evet. Çünkü 8700. Kaç tane aldı? 11. 8700. Hepsini aldı yani. Hayır canım hepsini hayır. Derse istediğiniz sınırsız kadar. Sınırsız. Hayır hayır. Puanından 11 tane düşün. Almam lazım. 11 tane mi aldı? Cem Bey'i geçmek için 11 tane harf alıp 2 saniye harf bu kadarı alacağız. Yeterli mi yani beni geçmek? Yok efendim burada. O ya zaman bu herkes 11 harf almasın beni geçsin olur mu yani? Hani isterseniz hiç harf almayın. Ben halledeceğim sana. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi bakalım. İlk soru sokak jargonu argo. Vallahi. Buyurun gelsin. Diyor ki argoda karizmatik yara izi ve giyim kuşam. Faça. Faça 400 puan. Bravo! Abartmadı ya. Başlangıç şahane. Aa, bakmayın. İkincisi geliyor. Dikkatli okuyalım efendim. Biraz daha karışık olabilir. Evet. Gelsin. Kişiden kişiye değişen fakat yaklaşık 75 santimetre olarak kabul edilen uzunluk birimi. Bu ne? Kişiden kişiye değişen? Kişiden kişiye değişir bu. Adım. Adımdır o. 400 bravo. Puan değerindedir. 800. İki soru geldi geçti hiç harf almadık. Cem Bey de böyle başlamıştı. Buyurun gelsin efendim yeni soru. Beş harflidir. Yetkili kişinin yayın organlarına yaptığı açıklama. Nokta nokta vermek. Almayın. Buldunuz nasıl olsa. Beyan. Beyan değil. Hmm. Türkçesi. Türkçesi. Beyan Arapça kökenlisi. Söylemek. Yetkili kişinin yayın organlarına. Cem Bey. Öyle söyledim öyle. Açıklama diye harf alayım. Şimdi normalde durdurduk. Burada harf alamıyoruz ama müsaade var mı efendim? Verim. Ha burada alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Siz bunu bulursunuz. Söylemek. Yetkili kişinin yayın organlarına yaptığı açıklama. Öyle söyledim, öyle dedim. Beyan ettim, dedim. Vallahi telefonla babamı arayabiliyor musun? Bulamıyorum. Bir harf alalım. Bir harf. Demeç. Nedir efendim? Demeç. Demeçtir o. 400 puan değerindedir. Şimdi Nazife Hanım da Erdal Bey de Cem Bey de daha önce programı izlemişler. Hı-hı. Aşinalar. Siz ilk defa hiç izlemeden buraya geldiniz ve yarışıyorsunuz. Evet, İster evet. İstemez ne zaman durdurulacak, ne zaman harf alınacak bu konularda eksiğiniz var. Merak etmeyin. 78 etsin. Milyonun izlediği programı ben izlememişim. 78 benim. Milyon biraz abartı olur ama yani işte 5 senedir devam ediyoruz. Evet. Buyurun gelsin. Şöyle bir soru. Esnaf jargonunda samimi indirim. Samimi indirim. Evet, hani size bir indirim yapalım değil de size bir nokta noktamız olsun. Şey yapalım. İkram. İkramdır o. 500 bravo. Puan değerindedir. Hesap ortada. 14 tane sorum var. 4 tanesine cevap verdiniz. Yalnızca bir tane harf aldınız. 10 tane harf alabilirsiniz son 10 soruda. Soru başına bir harf rahat rahat ilerleyelim. Gelsin. Ama hepsini bilmesi lazım. Hepsini bilmesi onu lazım. Onu da söyleyin de. Kesinlikle. Onu unutmayın. Yani. Buyurun efendim. Altı harflidir. Şöyle sorulmuştur. Demiş ki fasulye bakla gibi sebzelerin yeşil kabuğunda bulunan sert ve uzun lif. Bu fasulye nokta noktalı.
Bu fasulye nokta noktalı, bu fasulye dişime noktalı, geliyor dolu, nokta noktalı. Harf almam lazım. Bir tane alalım. Balık da olur diyecek miyim? Sebze sevmez misiniz? Yok sevmem. Balık sever misiniz? Balık severim. Balık seversiniz. Kılçık. Kılçıktır, 500 evet. puan değerindedir. Altı harflidir, son altı harfli cevabımızdır. Gelsin görelim efendim. Diyor ki soyu oluşturan, soyu oluşturan tüm hısım ve akrabalar. Soyu oluşturan tüm hısım ve akrabalar. Hepsi birden. Aile. Hali hazırda yaşayanlar, öncekiler. Sülale. Sülale 600 puan değerinde, 2800. Hocam bak hiç şaşırtmıyorum yalnız ha. Yalnız siz tabii bakışları göremiyorsunuz. Öyle bir odaklanma var ki. Öyle böyle değil. Hiç de şaşırtmıyoruz yani. Çok güzel gidiyorsunuz. Buyurun Can Bey. Hadi. Halledeceğiz bu işi inşallah. Yarısına geldik bile. Görelim. Aşk ve muhabbetle bağlı olunan kişi. Sevgili. Tertemiz bir 700 puan daha. 3000 aştı. Balık seviyorsunuz. Balıktan geliyor soru. Gelsin. Bir balık türü. Tavası, ızgarası, buğulaması ve dolması yapılan bir balık türü. Balık da hiç sevmem. Yani sevmediğim yerden çıktı. Tavası, tavası, ızgarası, buğulaması bütün bir balıkların yapılır. Dolması yapılır. Nokta nokta dolması. Oradan aklınıza gelebilir. Hani sardalyeyi de yaprağa sararlar. Öyle değil. Bunun içini dolduruyorlar. Ben bildim. Harf alayım bilmiyorum. Bir tane daha. Çok güzel. Demek ki sesli harfle başlıyor. İs ne bu? Ne bu ya? Onun çorbasını yapar. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Balıkla hiç ilgim yok ya. U. Uskumru. Artık balığın kendisini alalım artık. Hepsi 400 puan. Biraz böyle balıkla mutfak... hiç ilgim yok yani. Bana mutfakla ilginiz var mı? Yok. Yemek falan yapmaz yok. Mısınız? Yapmayın ya. Tarif yemek mi soracaksın? Yani tariflerde geçen bir soruyu tarif değiştirin. Soracağım. Soruyu değiştiremem. Sormuş bulundum bir tamam, defa. Tamam peki. Tek bir kelime. Mema diye bitiyor. Şöyle mema. Soruluyor. Mema. Ya me ya ma. Gelsin görelim. Kaşık, kepçe, kap gibi gereçleri kenarlarından taşacak, üstünde yığın oluşacak şekilde doldurma. Bir nokta nokta kaşık tuz. İki nokta nokta kaşık un. Bilirsin bunu. Bir nokta bir. Üzerinde yığın oluşturacak. Taşım. Bir taşım. Taşım derdi. O kaynatma Can Bey. Harf alayım bilemedim bunu. Bir tane alalım. Çok güzel. Üzerinde yığın oluşturacak. Böyle üzerinde bir küçük şey oluşacak. Ney? Tümsek mi? Yükselti. Tümsek. Bravo. Başka? Yok harf alayım. Bir tane daha. Hediye gibi geldi. Toplama. Toplama. Toplama değil. Top birlik. Top birlik sana da çıktı. Ya toplamak olabilir. Mema diye bitiyor Can Bey. Kaşıkla. Dağ değil de. Harf alayım. Bir tane daha. Ya harfleri burada harcadık ya. Böyle iyi olmadı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Toparlarız. Çok güzel yerden geliyor. Bilmiyorum. Hemen bir harf daha alacağım. Bir tane daha. Bir şey kalmadı zaten. Durduralım. Tepeleme. Nedir? Tepeleme. Tepelemedir. 400 yani puan verelim. Sen söylesene ya. Ben bir şey soracağım. Buyurun. Şu saatten sonra Cem'i geçme şansın hala var. Devam ediyor mu? Var. Tamam devam edelim o zaman. Hocam aşk olsun nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl ya? Hocam harften ziyade cümle alabiliyor muyuz? Cümle paragraf istesin. Toplu alıma tamam. Geçtin sen. Tamam da mutfağı nereden bileyim abi ben? Bir tane daha var yalnız mutfak bir tepe sorusu. İhsan güzel ayarlamışsın bence. Güzel ayarlamışsın bence. Şaşırtın. Şimdi bu Amerikan filmleri diye sorduk biz de. Hani dublaj yapılırken bizim dilimize adapte ederken kullanılan bir tabir. Olmadı mı? Durun soru benden daha açıklayıcı olacak. İki kelimeden oluşuyor tamam. Can Bey. Lütfen harf almayın. En fazla iki harf alma hakkımız kaldı. Kaldı çünkü. Yapmayın. Evet evet buyurun. Bunu harf almadan buluruz. Amerikan filmlerinde oğlan çocukları ve delikanlılar için kullanılan bir tabir. Çabuk odana nokta nokta. Çabuk odana nokta nokta. Dublajda. Çok iyi bilirsin bunu. Ya çabuk. Normalde bilmem lazım evet. Kesinlikle. Ya. Amerikan filmlerinde. Oğlan çocukları ya da böyle yaşı küçük olan delikanlılar. Sen de nereden çıktın nokta nokta. Harf alayım bilemedim. Peki bir tane alalım. Çok güzel bir Ç harfi. Durduralım düşünelim Can Bey. Bravo. Ne yapmak istiyorsun ahbap?
Ya tamam, onu, o benim aklıma geliyor da. Evet. O değil. Ha, o değil iki kelime. hani ama... daha böyle tam yetişkin değil ama. Ha. Ya çok iyi bilirsin bunu ya. Ya yemin ediyorum. Bilirim de. İyi akşamlar Mr. Jefferson. İyi akşamlar nokta nokta. Bir dakika dur. Bir dakika. Düşünün. Ç harfine dikkat. Çok kritik bir yerden geldi o. İki kelime. Onu unutmayalım. İki kelime. Yaşı küçük topçuk. Erkek. Yaşı küçük erkek. Top çocuk erkek. Amerikan filmlerinde ve dublajlarda kullanılıyor. Yani Türkçe'ye çevrilirken. Çevirilerde böyle kullanılıyor, öyle mi? Allah Allah. Bilemedim ya. Yani şimdi onlar little man diyorlar. Bizimkiler de böyle çeviriyor. Harf alın. Yani. Genç adam. Hey genç adam, ne yapmak istiyorsun? Ya bunu nasıl bilmem ya. Kaçırdık treni yalnız. Bitti mi? Ya bitmedi tabii ki de. Cem Bey'e yetişemeyeceğiz artık ne yazık. Neyse, yabancı değil. Yabancı değil. Buyurun gelsin bakalım efendim. Yeni soru. Diyor ki işlenmiş et ürünleri, salam, sosis. Şarküteri. Ve kahvaltılık zaten dükkan. Mutfak önemli değil mi? Şarküteriyi biliyorsunuz. Tabii ki. 900 puan da yerinde. Buyurun. Çok güzel abi. Kaç puan oldu hocam? 3 tane kaldı. Buyurun. Son 9 harfli cevaptır. Gelsin görelim. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi tekneciliğinde kullanılan deniz taşıtı. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan. Evet evet. Neydi onun adı ya? Çoğunlukla yelkenli. Yelkenli. Gezi tekneciliğinde kullanılan deniz taşıtı. Ya bilirsin bunu. Biliyorum zaten de. Ekrandaki gibi değil. Doğru. Televizyon başındaki değil diyeceğim. Diyemiyorum. Televizyon başında hiç görmedim. Katamaran. Buyurun. Bravo. 900 puan daha. Kalıplaşmış bir tabirdir. Can abi iki kelimeden oluşmaktadır. İkinci kelime mastarla bitiyor. Mak diye, mek diye bitiyor. Mastar alan son. Mastar alan son. Buyurun gelsin. Nasıl sorulmuş? Doğu mitolojisindeki, aynı zamanda İslam mitolojisi diye de geçer. Hı-hı. Cehennem cinlerini konu alan, çok kızmak, çok öfkelenmek anlamında bir deyim. Uf. Şu adama cehennem cini gibi, cehennem cinine dönüşüyorum. Harfim kalmadı değil mi? İstediğiniz kadar alırsınız. Bir tane harf alayım. Bir tane alalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Doğru, müsaadenizle doğru. Durdurdum. Bu doğum mitolojisinde cehennem cinlerine konu olan çok kızmak. Çok öfkelenmek. Cehennem cinine dönüşüyorum bunu gördüğüm zaman. İhsan çok zor yapmışsın ya. İF çıktı abi. İstanbul Film Festivali. İF. Makmek diye İfret bitiyor. Olmak mı? Nedir? İfrit olmak mı? Bravo. İfrit olmak 800 puan değerinde. Abi son soru iki kelimeden bitiyor. İki kelimeden oluşuyor. Mema diye bitiyor. Beden derslerini hatırlayın. Ortaokuldaki, lisedeki beden dersi. Boş geçen dersleri hatırlayın. Hani çok hatırlamayayım istesen. Bazen sınav yaparlardı da bunu yaptırırlardı ya. Buyurun gelsin. Diyor ki sırt yere dönük olarak el ve ayak tabanları üzerinde beli kaldırarak yay biçiminde durma. Hayda, onun adı neydi ya? Neydi o? Şu. Evet evet. Hani böyle şey gibi olurdu. Sanki köprü. Üzerinden adam... Köprü. Ne o? Ne? Zaten yok. Ne basıyorum? Köprü yapmak mı? Köprü yapmak. Köprü kurmak. Köprü kurma. 1000 puan değerinde 7200 oldu. 7200 mi oldu? Güzel. Çok güzel soru. Yani şu genç adamda takılmamıza rağmen... Genç adam kötü oldu. Evet. Neredeyse 1200 puan kaybettirdi. 8400'dür hakkınız. 8400'lük alkış. Evet, sağ olun. Bu mudur? Biraz daha kuvvetli. Çok rica ederim. Yani adıyla sanıyla yanı sıra kelime oyununun 2013'ün son şampiyonu, 2014'ün ilk şampiyonu kendileri. Bir tane daha. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rakiplerime çok teşekkür ediyorum. Bu dil bilgisiyle beni buraya taşıdılar, sağ olsunlar. Can Bey'den ümitliydiniz ama geçecek gibiydi. Valla işte yani biraz dediğim hepimiz söylüyoruz ama gerçekten yarışmak, burada olmak çok güzel. Bu program insanlarda böyle zihin açan bir program. Televizyonda olduğu sürece izleyicisi olacağımız bir programa bizi konuk ettiniz. Çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Ediyoruz. Çok sağ olun. Çok değerli. Sizden duymak çok önemli. Sağ olun.
Şimdi de Cem Bey'le birlikte son noktayı koyacağız efendim. Anagram sorumuz. 10 harfli bir kelimenin harfleri karışmış olarak huzurunuza gelecek. 30 saniye içerisinde ne olduğunu bulabilirseniz 8700 puan kazanmıştınız. 8700 liraya düştüreceksiniz onu. Olmadı mı? İkinci bir aşaması var. Onu olmadığı zaman konuşuruz. Okey. Başlasın mı hemen? Buyurun efendim. Gelsin bakalım. Cem Bey'in son sorusu. Daha doğrusu harfleri karışmış olan 10 harfli kelimesi. Evet. Yardım da edebilirsiniz tabii bulursanız arka tarafta. Bu bir halk oyunumuz. Halk oyunu. Bu bir halk oyunumuz. Bulurlar. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ege evet. Yöresi. Harmandalı. Harmandalı. 8700. Oynayacak mıyım? Harmandalıyım. Arzu ederseniz vallahi izle. Zor bir şey. Oynarsa güzel bir ikiye kalır. Güzel bir orman. Harmandalı oynarsa ikiye mi çarpar? Tabii ikiye kalkılır. İhsan Bey oynayacaktı neredeyse zaten bir şey kalmadı. Nasip Hanım şimdi Cem Bey de sizi geçti diye sürekli bir laf sokma derdindesiniz. Çok rica ederim. Çok güzel yarıştılar. Bütün yarışmacılarımız çok güzel yarıştılar. Can abiden başlayarak yılbaşı mesajlarını da alabilir miyim? Yeni yıl mesajlarını. Tabii. 2014 yılı herkese mutluluk, sağlık getirsin. Mutlu Nazif ablacığım, alkış. 2014 yılı barış, huzur, sağlık, mutluluk. En başta sağlık versin herkese. Ve top birlik. Erdal abicim. 2014 yılının tüm insanlığa sevdikleri ve sevenleriyle huzur, mutluluk, dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bu kadar. Ben de herkese akıl sağlığı. hakikaten bu program birazcık beyin jimnastiğine yönelik de olduğu için söylüyorum. Akıl olmadı mı? Hayat daha da zorlaşıyor. Elbette. Bütün o organlarla uyumlu bir sağlıklı, mutlu bir yıl ve yıllar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz orada otururken müsaadenizle kapatalım. Benim de